Rejim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Şimdi bu akşamki konu biraz eskiler alışmış oldukları bir şey gibi ama öyle duruyor. Öyle de değil. Pek şey için söylemiyorum ama piyasada rastlamayacağınız bir ders. Pek olmayan bir ders. Mukaddemesini yapacağım çünkü çalıştım bayağı. Ama bir özet, kısa böyle bir şey okuyacağım. Peki ne işimize yarayacak? Eylem itibariyle bir, kanserdir, hastadır, kadındır, erkektir, soğuktur, sıcaktır. Zengindir, fakirdir. Ömrü uzun, ömrü kısadır. Bunları ortadan kaldıran bir ders zannediyorum. Yani bunlardan seni çıkartacaktır, öyle inanıyorum. Yani bunlar hakikaten ne kadar acayip bizi meşgul ettiğini göreceğinize inanıyorum. Benim çok işime yaradı. Hususi tetebu attım. Mübalağa yaptığımı zannetmeyin. Belki de ifade edemedim. Ama biraz mukaddeme yapınca öyle olduğunu göreceksiniz. Ailevi sorununuzun ilacı, hastalığınızın dermanı, ömrünüz kısa mı uzun mu? Onların iş olmadığı, yani merak edilecek bir mevzu olmadığını göreceksiniz. Başlık şu. Ne aradığını bilmiyorsan, nerede arayacağını da bilemezsin. Ne aradığını bilmiyorsan, nerede arayacağını da bilemezsin. Mevzumuz bu. Ne arıyorsun bu dünyada? Ne arıyorsun? Bilmiyorsun. Önüne konulan tabaklardan yiyorsun. O zannediliyor. Başlık bu. Tamam. Tamam mıyız? Hemen bir otur abisi. Başlığımız şu, ne aradığını bilmiyorsan, nerede arayacağını da bilemezsin. Sende öyle bir şey var ki, hiçbir yerde, hiçbir şeyde yok. Bu ne ömürde, ne de hayatta, ne de cennet ve alemi gaybda yok. Sende bir şey var. Ne ömrün uzunluğunda, kısalığında, ne de fakirlikte, zenginlikte, ne de dişi ve erkeklikte olmayan bir şey var. Hiçbir yerde olmayan. Varlığa konulamayan. Varlık olmayan. O da enedir. Vacip değil haşa. Mahlukun hiçbir şeyine benzemez. 18 bin alemin ne Cebrail'e, ne İsrafil'e, ne Azrail, ne Mikail, ne cennet, ne cehennem hiçbir şeye benzemez. Onu izah edeceğim. Bu ene uzun ve kısa yaşamakta değil. Zengin fakirlikte de yok. O sırf onu arayanlarda var. Kimde var? Kim onu arıyorsa. Böyle garip özelliği var. Kim arıyorsa onda var. Tarih boyu, bu çok önemli. Tarih boyu insanlığın merak edip fakat ifade edemediği ama hep onu şuursuz olarak ona varmak, onu elde etmek için koştuğu ene budur. Bir daha söyleyeyim. Felsefe akımları, yazıp çizenler, hep bunu tarih boyu insanlığın merak edip ifade edemediği bir şey var ama ne? Bir şey var, tarih boyu
merak edip takip ettiği fakat ifade edemediği ama hep şuursuz olarak ona varmak, onu elde etmek için koştuğu enedir. İnsan hep her şeyin sonsuzunu istemiş ve aramış. Hep bundan dolayı. Her şeyin en iyisini, en sonsuzunu aramış bundan dolayı. Bunun dürtülerinden dolayı. Ama ne aradığını bilmediği, ifade edemediği için nerede arayacağını da bilemedi insanoğlu. Ama bütün telaşeler, bütün aramalar, bütün doyumsuzluklar, sahiplenmeler hep ben, ben diyen veya dedirten enedir. Budur. Bir de okuyorum burayı. Ama ne aradığını bilmediği, ifade edemediği için nerede arayacağını da bilemedi insan. Ama bütün telaşlar, aramalar bir şey arıyor. Bütün dünyayı veriyorsun. Gene o insan tatmin değil. Yani mevcut parasını yese yedi sülalesi bile bitiremez. Hala bir şeyin peşinde olması, bir telaş, bir arama, bir doyumsuzluk, bir sahiplenmek, hep ben, ben diyen veya dedirten budur, enedir. Bunun yolunda Risale-i Nur'da çeşitli vesilelerle ve çeşitli bakış tarzlarıyla etrafını kazımış, ulaşmanın yolunu ve yöntemini ifade etmiş. Ve Risale-i Nur Kur'an vasıtasıyla bunu haber vermiş. Bunun çok zor olmasının sebebi, bu eneyi elde etmenin, burasını okuyacağız. Bu çok önemli bir cümle inşallah. Bunun çok zor olmasının sebebi, ulaşmanın zor olmasının sebebi, o yani eneyi her şeyin kaynağı olduğundan, her şeyi ama her şeyi terk etmekle mümkün olduğundandır. Her şeyin kaynağı olduğundan ona varmanın yolu her şeyi terk etmekten kaynaklandığı içindir. İnsanoğlu ise ifade edemediği ona her şeyi sahip olduktan sonra ulaşabileceğini zannetmiş, kâh uzun ömür istemiş, kâh katı mala mülke hükmetme, katı bir davranış sergileyerek mala ve mülke hükmetmek veya insanları sömürmek, köleleştirmek de zannetmiş. Ve tamamen ters yola girdi insan. Oysa o ene her şeyi terk etmekle ulaşılabilir. Ki Risale-i Nur torbasında nafakamız. Nefeke baş harfleriyle ben kendimce şey yaptım. Nafakamız. Onunla evleneceğiz. Nafaka veya geçim şeyimiz. Ne? Noksan. K nefake, kusur. F nefake, fakr. Nefaka, at. Torbasında bu dört tane şeyi görecek. Ustad da şöyle diyor. Hiç, ender, hiç. Hiçliğini bilmek için ilim lazım. Ama hiçlik içinde bir varlıktır o. Hiçlik içinde bir varlıktır. Bu da hiçliğin içerisinde varlık olunca bu enderdir. Hiçliğini bildi, ender makamına geldi. Ama o da bir varlıktır. İlim de bir varlıktır ve bir belirleniştir. Bunun da kafası kesilmesi lazım. Ender. Hiç, ender, hiç. Hiç. Onun için Risale-i Nur'da kışır laf yok. İş olsun, laf olsun, torba dolsun diye denmemiş. Hiç, ender, hiç. Yani vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır. Yani sende olandan daha kıymetli kimse sana veremez ki onun peşine koşuyorsun. Sende olan öyle bir şey var ki
O hiç kimsede yok, hiçbir yerde yok. Yok ki sana versin. Sende olandan daha kıymetli kimse sana veremez. O. Bundandır ki yolunu şaşırırsa, kah sebeplere, kah uzun ömürde aramış, uzun yaşayayım, kah zengin olayım, kah hükmedeyim, kral olayım, buradan kaynaklanıyor. Şimdi bu mevzumuzun o daha önce size gelmeden önce huzurunuza o yeri ve onunla alakalı şu karşıda gördüğünüz yeri okuyup şimdi onu beraber mutala edeceğiz. Çıkarttığımız şey ene. 478 sözler. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü hatme. Küllü şeyin halikün ilah veçe. Ondan başka her şey yok olacaktır. Ondan başka her şey yok olacaktır. Manasında bunu bildiğin zaman işte bu önermeleri insan keyfini alıyor. Yükünü gemiye bırakıyor. Oturuyor üzerine. Fakirmişsin, zenginmişsin. Uzun ömürlüymüş, kısaymış. Defterinde mi? Dedirtiyor bu. Rahatlıyor insan. Sıyrılıyor. Bunun tersi yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik hükmüne geçiyor. O zaman dünya cehennem oluyor. Yalancı vehmini, vehim yalancıdır. Hezeyancı aklını, hezeyan, elinde doğru malzemeleri olmayan, ateşli bir hastalığa tutulmuş bir insan nasıl hezeyanlar savurur? Birbirine tutarsız konuşur. Ayakkabı bağını ver. Yoğurtu mayladınız mı? Uçak galiba indi. Kar yağdırılıyor. Ekmek getirsene fırında. Ne alakası var bunların? Yani birbirine bağlı olmayan bu hezeyan, sayıklama. Sayıklama bu, hezeyan bu. Hezeyancı aklını, aldatıcı nefsin tahakküm edince dünya çekilmez olur. Kâh seni bir bataklık olan kadına, kâh bir bataklık olan fakirlik, zenginliğe, kâh hastalığına, kâh uzun ve kısalığına, kâh kadın erkekliğe batıyor, sokuyor oraya, patanajına çıkarttırıyor. Hissi, nefsi, cismaniyet galebe eder. Ya cesedinle meşgul oluyorsun, ya cesetle alakalı his ve duygularla mahkum olup gidiyoruz. Cesette meşgul oluyoruz. Ömrümüz bununla geçiyor. Oysa ruhu cesetten çıkarmak gerekiyordu. Biz günahlarla ruhu öldürüyoruz, cesete gömüyoruz. Sonradan da Azrail'den korkuyoruz. Azrail ruhu cesetten çıkarandır. Cesedi ruhu kurtarandır. Azrail ruhu öldürmez, ruhu cesetten alandır. Günahlar ruhu öldürüp cesede gömendir. Peki ruhun Azrail'i Azrail aleyhisselam mı, günahlar mıdır? Ruhun Azrail'i günahlardır. Ondan korkmuyoruz. Peygamberden korkuyoruz. Meleklerin peygamberi aleyhisselam. Küllü şeyin halikün ila veçehu. Dersini verdiği gibi nefs kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Nefs. Nefs şu. Şu cesedi çıkar, cesetten ruhu çıkarın. Onu anlatmadan bir örnek vereyim. Meyveyi suyunu çıkaran bir alete elmayı koyun. Suyunu aldık. Aynı bir örnek gibi. Ruhu çıkarttık, cesedi alıyoruz. Ruhu çıkarttık, cesedi makineye koyduk. Özünü alıyoruz, suyunu çıkarıyoruz. Beş tane element çıkacak. Meyve, elma suyunda çıktığı gibi. Bir, ne çıkacak bu bedeni makine koyarsak? His, heves, heva, tabiat, damar. Bu beş taneyi koy tencereye karıştır, bunun adı nefs. Bu işte bizi imkan şeyimiz bu. His, heves, damar. İşte saydığımız beş tane. Yani bilmemiz lazım arkadaşlar. O kadar acayip olmuşuz ki. Bir Erdinç bana bir video getirmişti. Bu işin uzmanları
saniye saniye çıkmışlar. 10 saniye, 15 saniye mi? 17 dakikaydı. Bir bebek, bebeğin büyüme sürecini ama bunun için yapmamışlar adamlar tabii. Bebek şimdi elini ayağını falan kulağına sokuyor, kafasına sokuyor, şunu yapıyor, kalkıyor, kendisinden korkuyor, özür dilerim, çok özür dilerim, affınızı, gaz kaçırıyor, gazından korkuyor. Yani böyle şey yapıyor, elini ayağını mesela geliyor, vuruyor, kırıyor, anne diyor ki yaramaz, hayır, kolunu deniyor, bakıyor. Hep dikkat ederseniz o şeyde, videoda bir yabancı var burada, tanımaya çalışıyor, bu ne ya diyor, oynatıyor, gidiyor falan. Cesedini tanımıyor çünkü bu bilmiyor, ilk defa görüyor, yabancı. Baktığın zaman çocuğun büyümesini böyle 10 saniye, 5 saniye bunları toplamışlar, 17 dakika sürmüş. Bakıyorum baştan aşağıya kadar. Erdinç burada mı? Burada mısın abi? Ha. Şimdi baktığın zaman hakikaten ruh geldiği yere yabancı. Neyinlisi diyor. Ayağını kaldırıyor, onu yapıyor, böyle yapıyor bunu. Nasıl olacak diyor. Kendisinden de korkuyor. Alışmaya çalışıyor kendisine. Sonra o kadar alışıyoruz ki bu yabancı olan cesede ben demeye başladık. Bu sefer derslere geliyorsunuz, dersler yapıyoruz. Kitap okuyoruz hepimiz. Kitap okuyorsunuz hepiniz. Bu yabancı olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Başa döndük. Biz bu değiliz. Ama burada ifade ediliyoruz. Tersi döndük. Hani İlk nurları tanıdığımız zaman havada uçmuyorduk mu 2 senede? O şef dönemleri yok muydu? Havada uçuyorduk hiç. 30 sene uğraşıyorum o dönemimi yakalayamıyorum. Oysa o şef döneminde cahildim, namazım yoktu. Ama o dönemde bana verilen enerji, namazım var, orucum var, davam var, koşturuyorum. O enerjiyi hala bulamıyorum. Çünkü kendimi içime kattım. O saf iken 17 yaşından birisi kolumdan tuttuğu zaman ben o ihlası bulamıyorum. Çünkü niye? Allah Allah, Allah diyordu falan. Ne enaniyet vardı, ne şöhret vardı, ne tanınmak vardı, ne disinler vardı, tam tersine dayak vardı. Bir sürü sıkıntılar vardı. Allah da basmıştı da Ceyran. Ya bak, nefs, öyle geçmek istemiyor. Nefs deyince tanı, 5 tane şey var. His, heves, heva, tabiat, damar. Bütünlüğünün adı nefis, bu adam. Yani odun gibi gözüküyor ama odun odun değil. Duman ve nur. Dumandan kasıt nefis, odundaki nurdan kasıt ruh. Odundaki ısı hayat. 16. sözden yaptım. Nefs, kendini serbest bu adam. Kimseyle alakam yok, ben istediğimi yaparım, yapamazsın. Mustakil, bizzat mevcut bilir. Yani kaynaksız, benim kaynağım yok. Ben olmuşum. Gasip yani, gasp etmiş. Arkadaşlar böyle bir şey var yani, bende var da sizde de var galiba. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Ben, inmez. Bir soru soracaksınız, nafsi bilmeyeyim diye. Hiç böyle bir video gördünüz mü bir derste? Adam ders yaparken sordular, bilmiyor. Çok azdır. Diyebiliyorsa... Ayağı başımın üzerindedir. Aferin lan bu adam. Kamil adam. Bilmiyor. Çok zor değil. Rububiyet dava eder. Nasıl bilmem olur ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Denilir. Mabuduna karşı adavetkârane bir isyanı taşıyor. Şimdi buradan şeyi çıkartacağız. En iyi. Biraz önce anlattığımı. Sıkıp çıkartacağız onu. Mabuduna karşı adavetkârane bir isyanı taşıyor. Niye bana uzun ömür vermedin? Niye zengin etmedin? Niye bunu yapmadın? Aile mi sorunu mu? Niye yaşatıyorsun ya Rabbi? Ya çocuk sıkıntısı da mı çekilir şimdi ya? Allah'ın icraatını, rububiyetini sorgular olduk bundan dolayı. Rububiyet dava ediyor. O öyle okup geçersek olmuyor. Ne demek lan? Allah'ın senin hakkındaki icraatını sorguluyoruz. Ya olmadı ya. Bak şimdi. Azrail aleyhisselam Rabbine dedi ki ya Rabbi, bak zalim midir tövbe estağfurullah bak. Şu ne kadar kibar ve nazim. Ve nazenin bir peygamber. Meleklerin peygamberi. Azrail aleyhisselam. Sertliğe gelirseniz. Hangisi daha sert? Mikail daha sert. Ne yapıyor? Darmadağın ediyor. Kırıp döküyor. Sert eğer melek diyorsanız Mikail'dir.
doğa olaylarını yapmıyor mu? O yapıyor. Azel Aleyhisselam mı yaptı ki ona fatura çıkartıyorsun? Mikail koyuyorsun çocuğu, Azel kimse koymuyor. Azel oğlum gelsene demiyor kimse. Aman aman Azel gelir. Cebrail olsa iyi olur, vahiy getiriyor zannediyor. Diyor ki o kadar kibar ve nazik ki. Şu anda duyuyor mu, duymuyor mu? Duyuyor. Allah biliyor mu, bilmiyor. Biliyor. Her an, hepsi her yerde biliniyor. Şu anda onlar da biliyor, Rabbim de biliyor. Azrail Aleyhisselam diyor ki malum. Ya Rabbi senin kullarının böyle ruhunu alınca, öldürünce demiyor. Bana küsecekler diyor ya. Bana, ben olsam küsecekse küssün canım. Allah bana bu vazifeyi verdi. Adam küsmüş, defterindeymiş ya. Öyle demiyor mu? O kadar kibar ki. Mikail demiyor, ya Rabbi çatısını uçuracağım, adamlar kızacak bana demiyor. Diyor mu? Depremi, yukarıdan taş yağdırıyor. Böyle demiyor ha Mikail Aleyhisselam. Allah diyor ki Celle Celaluhu, seninle onun arasında malum hastalıkları, musibetleri koyacağım. Hiç kimse seni hatırlamayacak. Ben anlatmak istediğim burası değil. Biraz da aşağı iniyor. Diyor ki Azrail de bir perde. Allah alıyor. Ondan ona bir İsmail sana musallat ediyor. Seni sıkıntılara sokuyor. Sonra altına diyor ki şu Esma'ya sığın. Esma adeta Esma'ya kovalıyor seni. Murat nerede? Bölükbaş burada mı? Hangi Esma'ydı? Söyle bakayım bir tanesini. Hani bugün anlatmıştın. Hakim-i Mutlak, şeytan vesvese verdi diyor. Hakim-i Mutlak, sıktığı zaman diyor. Hakim-i Mutlak, Allah sana vesveseyi veriyor. Şeytanı musallat ediyor. Şeytan da perde. Geç onu. Sıkıyor adamı. Sonra ne diyor? Neresini diyor? Hakim-i Rahim'e iltica veriyor. Hakim-i Rahim'e iltica. Bir Esma kovalıyor. Öteki Esma'ya gel bana diyor. Ya acayip bir şey. Yani nedir bu tiyatroda? Batını uyandırmak. Dünyanın şekli o kadar mühim değil. Ama o müminler oluyor değil mi abi? Evet tabii. Ötekisini velet dalin anlama konuşuyor. Hakim-i Rahim'e şey yapıyor ya. Şimdi... Rahim Müslüman'a. Müslüman'a yapıyor çünkü Hristiyanlar öldükleri zaman onlar yani bir yerden sıkıştırılıyor ama diğer taraftan... Evet. Zaten yapıyor. Vesvese üç sebep içindir. Tahaviye dairdir, ciddiyeti vesiledir, teyakkuza sebeptir. Yani uyanık ol. Uyanık ol şu, biz şeytanı kale almıyoruz. Ben başta. Biz şeytanı ciddiye almıyoruz ama maalesef o bizi ciddiye almış. Çok ciddi biliyor musunuz şeytan? Şeytan kendisine şeytan değil, sana şeytan. Şeytan şuurludur. Ve şeytan kendisine şeytan değil... Ve şeytan uyanık ve işi ciddiye almış. Uyumuyor. Ne acayip bir şey ya. Şeytan deyince şu hatırıma geliyor. Adam melunluk yaptığı zaman Allah ona dedi ki Celle Celaluhu indi oradan. Dünyaya indirdi. Adem Aleyhisselam'ı da indirdi değil mi? Şeytan ne dedi Allah'tan? Ben in deyince hiddet değil mi? Allah hiddet etti. Hemen ben el kaldıracak, secde edecek zannettim. Şeytan böyle çünkü böyle Allah hiddet ediyor ya. Allah reddetmedi, onun için şeytan olmadı. Ahiret inkar etmedi, kaderi inkar etmedi, melekleri inkar etmedi. Şeytan tard edildi. Hemen secde etmesi, tövbe etmesini isterken elini kaldırdı. Ne istedi biliyor musunuz Yaşar abi? Ne istedi arkadaşlar? Nereye kadar? Kıyamet. Ömür istedi adam. Adem Aleyhisselam da in aşağı denince ya Rab nefsime zulmettim. Tövbe ve istiğfara sarıldı. Ötekisi secde etmesi gerekirken ömür istedi. Çok uzun ömür isteyen şeytandandır. Tövbe ve istiğfar Adem'dendir. Hayırlı istemiş Allah Resulü. Hayırlı. Ama şeytan uzun ömür istedi. Hayır mayır demedi. Yani hocam hayırlı uzun ömür isteyebiliriz yani. İste ama kaldırabilecek miyiz? Daha şu kadar 60 seneyi doğru dürüst düme tutturamıyoruz. Şu, şurada bir fırtına var şeyden, boğazdan. Boğazdan ne diyelim ki 1 kilometre ancak var. Düğmeni zor tuttuk, o boğazın genişliği 10 kilometre olsa olur mu? Zor olur da zaten zor geçiyor. Ulan 60 senede kısa zamanda işi bitir geç de kardeşim. Tabii geç yani.
Abi 950 sene yaşanır mı bu dünyada ya? 2000 sene yaşanmış. 60 da değil abi. 15 yaşına kadar akıl bağlıyoruz. Sorunu değiliz. Geri kalana geceleri çıksan... 18 gelir. Ay benim hesapladım. 15 sene bu uçağa Allah defterini çıkardı. 15 sene. Bu yemek 2 defa günde yesek. Ben kalem aldım yazdım. Günde 2 defa yesek. Sünnet usulü. Çoğunlukla 1 defa yemiş. Yemek yapmak, kaldırmak, yıkamak yok. Oturduğun yisif yiyorsun. Her yemek oturuşta 15 dakika versin. Günde 2 defa etsen yarım saat. 60 senede süf yemek yemekte geçen ömrün 7 sene 8 ay. Bir de uyuması var. 3'te 1'i zaten uyku. Tuvalet 60 senede günde 2 defa tuvalete gitsen toplam tuvaletteki giriş her gün 10 dakikanı versen 60 senede 150 gün ediyor. Ben hesapladım böyle. Teneffüs vakitleriniz var ya şu anda. Tam teneffüs vakitlerini değerlendirme vaktiniz ömrünüzde 18 aydır. Askerlik. Askerlik. 18 ay adam gibi kullan, adam gibi muamele edin. Ha bak ben bir şey anladım mı? 50 küsür sene. Hiçbir şey anlamadım. Ama mazime geçince elhamdülillah diye biliyorum. İmandan hariç, imanı koyuyorum. İmandan hariç dünyada varlıkta en büyük nimet ahirete ümitli yaşamak. Bu çok önemli. Bütün tahammül, bütün hasta, her şeye derman bu. Yani tahammül sana gücü veren ahirete ümitli olmak. Allah'tan ümitli olmak. Bu acayip bir şey ya. Ben anlatamıyorum ama inşallah hissetmişsinizdir. Hasan abi bir 50 senede ben de bir şey anlamadım. Bir 50 sene daha istiyorum. Evet. Kim istiyor farkında mısın? Kim ölmek kim ölecekse o istiyor. Ruh ölmez. Öyle bir şey yok. Küllü nefsin zayikatı mevt. Bütün nefis ölümü tadacaktır. Küllü ruhun değil. Ruhla alakası yok. Ruh cesetten çıkıyor. Ölümü kim tadacaksa ölümden o korkuyor. Nefis, işte ikide bir vücuda ihtimam eden, aman ha dikkat et, aman bir ya diyerek psikolojilerimiz bozuldu. Aman diyet et, lan biz doğuştan diyetiz, sünnete uymuyoruz. Hepimiz var, doğuştan diyetli olacağız. Peygamber Aleyhisselam sünneti. Diğer diyetleri yapa yapa cesedi esas aldık, koyduk oraya, ikide, bunu niye yapmıyorsun bunun için? Bunu niye böyle adam, bunun için? İkide bir ceset ölçü, ruhu unuttuk. Ustad da Emir Dağı'nda diyor ki hissi, nefsi, cisim galebe eder. Artık müstebit yapar doktorlar vesaire. Onların sözlerini sanki vahiy gibi tabi olur. Artık cesetten çıkamaz. Sünnete uymamanın sıkıntıları. Mabuduna karşı adavetkâran isyanı taşır. Mabudu anlattım. Rububiyetini. Allah'ın icraatını sorguluyoruz. Niye böyle oldu ya? Niye hastalık oldu ya? Niye çıktı ya? Sen sana hakim miydi? Sen senin misin? Neresinin ya? Hepsi verilmiş sana. İşte gelecek şu hakikati derk etmek de ondan kurtulur. Şu anda okuyacağım yer kurtulmanın yöntemi. Şimdiye kadar dertti. Şu, hakikat şöyledir ki her şey nefsinde mana ismiyle fanidir. Mana ismi mana harfi arasındaki farkı bana bir misal verebilecek misiniz mesela? Mana ismiyle mana harfi arasındaki fark. Ne olabilir Erdinç? Mana harfiyle mana ismi arasında bana bir misal ver de farkı anlayayım. Mana harfi şey olarak Allah'a gösteriyor. Mana harfi Allah'a gösteriyor. Mana ismi kendisini gösteriyor. Mesela Ali yazalım, uçak alıyor. Ali yazdığımız zaman mana ismiyle zatı gösteriyor. Ali'yi gösteriyor mana ismiyle. Ama A harfi ise kendi zatına bir şey ifade etmiyor, yazanın ilim yerlisini gösteriyor. Şimdi Ali yazarsanız, bakarsın mana ismiyle olsa ne olur? Harfi gösterir. Mana ismi olsa
A böyledir, küçük A, büyük A, L. Harf olursa onu yazana ve yazdığı yeri işaret ediyor. Yani kendisinden çıkıyor, tanımladı. Mal. Şimdi her şey nefsinde mana ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, madumdur. Mefkut ne demek? Mefkut. He? Var olmayan. Var zannedilen. İnsan kendisini var zannediyor. Yani vahdet-i vücut değil. Bu ben diyor. Oysa bak, ben demek ne demek? İçeriye giriyorum, devamlı kullandığımız örnek. Benim gömleğim. Ben diyen arkada değil mi? Gömlek değil. Bu sahipçim. Gir içeriye, benim atletim. Gir içeriye, benim bedenim. Benim hayatım. Gir içeriye, benim hissim. Gir içeriye, benim şuurum. Gir içeriye, benim aklım. Gir içeriye, benim ruhum. Benim ruhum diyen ruh değil. Eneş. Benim ruhum diyen, hatta ruhunuzu niye kirlettiniz? Ruhunuza ne böyle? Hatta demiyor muyuz? Ya benim ruhum kaldırmaz bunu ya. Benim aklım almıyor dediğim şey var ya işte. İçeriye girdiğimiz zaman işte sen olan, sen o ben, bendir. Diğer o saydıklarım hiçbirisi sen değilsin. Sende olandır, sana giydirilendir. Hatta Kur'an-ı Kerim için diyor ki şu dolapta olan Kur'an-ı Kerim değil. Ama öyle diyoruz tabii. Halkın yanına böyle demesin çünkü acayip olur. Mecbur öyle diyeceğiz. Çünkü manası için diyoruz. Ama bilelim bir şeyi. Musaftır. Kur'an'a harf libası giydirildi diyor. Libas giydirilmiş, harf. Mesela bana gömlek giydirildiği gibi. Benimle, ben olan benle gömlek arasındaki fark, Kur'an'daki harflerle Kur'an'a, Kur'an arasındaki fark. Benim gömleğim, benim atletim, mana mertebesi, benim vücudum, gir içeriye, benim hayatım, benim isim, benim şuurum, benim aklım. Bak sahip çıkıyorum. Buraya koy her şeyi. Benim aklım, benim ruhum. Artık sahip çıkılacak bir şey kalmadı. Bunlar hep libas giydirilmiş. Hatta Ustad 20. sözde diyor ki, İbrahim Aleyhisselam kısasında, ruhunuza iman libasını giydiriniz. Bak, ruhunuza iman libasını giydirirseniz, hem dünya ateşinden, hem ahiret ateşinden sizi muhafaza eder. İman, çoğu Müslümanın zannettiği gibi düşünceyle var olan, varlığı düşünülen, öyle metafizik bir şey, böyle hayali bir şey, ne bileyim. Oysa imanın hakikati mahluktur. Ruh atölyesinde delil, burhan, fikret, usare, şira, bir tane de var. Ünsiyet. Altı tane malzeme ile bu akıl bunu topluyor. Ruh atölyesinde bu altı tane malzeme ile dışarıya çıkan kuvvet ve nur olan imandır. İman mahluktur, realitesi var. Onun için 25. devasında bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani anlayışınızı artırın demiyor. İman realitelidir, hakikati mahluktur, mahiyeti mahluk değildir. Hakikat mahluktur çünkü iman kuvvettir diyor. Realitesi var. İman nurdur diyor, nur. O nur artarsa, yani mesela şöyle diyeyim. O nuru ben size şu anda şuhut olarak göstereyim, tam vakti geldi. Şu anda kendinizi rahat hissetmiyor musunuz? Daha önce bir saat önce derse gelirken veya gündüz sıkıntı, stres yok muydu? Şu anda rahat değil mi? Şu anda anlayış falan değil. Şu anda ruh atölyesinde bu delil, burhan, fikret, usare, ünsiyet, şiralar geliyor sana. Ruh atölyesinde iman imal ediliyor ve seni sarmalayan kuvvet ve nur, iman. Şu anda iman hakim sana. Bu ondan huzurdur. Veya namazda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Bazen böyle tatlı bir hal olmuyor. Senin namazında. Güzel olmuyor. O şu demek.
Allah kendisini sana aralıyor, sen de razıyım ha. Deminin adıdır. İman. Realitedir. Böyle sarar içine böyle tatlı bir hal. Sevk olur. Mahluk işte bu. Hayal zannetmeyin. Günahlar ise o balondaki havayı deler. Negatifler hakim olur. Mesela kötü bir haber. Yani kitabını kötü haber pompalarlar. Ondan sonra kötü bir şey duydun bak midene vurur. Bak. Sonra haramlar. Realitesi var. Yani gözden giren her video, kulaktan giren her müzik veya ses, burundan giren her koku, dilden ve elden giren her şey, inanın bana, içeriye hayata girince hayatlanıyor, ruha girince ruha dönüşüyor. Pozitif veya negatif. İyi olmak sizin elinizde. Çünkü ne sokarsanız o enerjiye dönüşüyor. Unutmayın. Bak bu burada sudur. Şimdi bundan sonra su olmayacak daha. Enerjidir. Değil mi? Ha, giren her şey ne seyrediyorsanız o cinsinden olacak. Strasbourg'a panele, konferansa gittiğim zaman Yahudiliğin en güçlü olduğu yerdir. Fransa'nın Strasbourg denilen şehrinde. Şeyi yazanlar, filmler var, yazanlar var ya, senarist mi ne diyorlar. Ondan anlattılar ve çok yakın diyaloğu olan, evlerde iş yapan bu tesisat mesat vesaire. Arka kardeşimiz, Nurcu kardeşimiz dedi ki hocam dedi, hiçbir ben her Yahudinin evine girdim iş için ne için böyle tesisat bunu nedir? Hiçbir Yahudinin evinde televizyon yok dedi. Bütün filmleri, senaristleri bunlar yazar ama asla kendileri ve çoluk çocuğu seyredemez, etmez. Evet. Demek ki her şey nefsinde mana ismiyle fanidir, mefkuttur. Mefkuttur. Yani var zannediyoruz. Bu ben miyim? Buna ben demek, işte beden de benim. Bu bana takılandır. Gömlek bana nasıl giydirilmişse ceset de öyle giydirilmiş. Zannediyorum ben. Buna ben deme. Ama çok alıştık değil mi? 30-40 seneden beri hep ben dedik. Bebekken ne güzeldik ya. Yabancıydık. Sokuyorduk buraya ama sokmasın falan. Tırnağıyla şey yapıyor. Efendim onaya bakıyor, buraya bakıyor, ayağına bakıyor. Ayağını kaldırıyor böyle bakıyor. Şaşırıyor. Ne güzeldi ya. Yabancı bir şeydi yani. Ruhuna. Şimdi o kadar alıştık ki ben oldum. Bunu giye ben. Cesette buluna ben. Mefkuttur. Var zannediliyoruz. Hadistir. Hadis ne demek? Sonradan olduğu için yapısı itibariyle değişkenliğe mecbur olan hadis. Yani sonradan olan. Ezeli değil. Sonradan olduğu için yokken olmuş, değişmiş. Ve devamlı değişen bir şey. Sabit bir şey değil. Bak değişmiş. 6 aylık en fazla hücre var. 1 senelik hücre yok. Ama bakıyorsun kaç yaşında? 37 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında. 50 senelik hücre yok. Yüzünde 50 senelik, 20 senelik hücresi olan var mı? 1 senelik bile yok. Bir hücre ne kadar duruyor insanda? 6 ay duruyor. Peki nereye yaşta o zaman? Hiçbir yer. Bak bir tanesini söyleyeyim. 1 yaşında çocuğun fikirlerini, hislerini, davranışlarını. 1 sene, tam 1 sene. Koy tencereye. 2, 3, 15, 16 yaşında çocuğun fikirlerini, hislerini, fiillerini, üçünü karıştır koy tencereye. Böyle 37 yaşında bir insanın 37 tane senesi var. 37 tane her senede geçen fikirleri, hisleri, fiilleri. Bütünlüğünün mesela bir senede düşündükleri, bir sene içinde hissettikleri, bir sene içinde yaptıkları, bunları karıştırsam buna halet denilir. Halet. Üçünü halet. 37 tane halet var. Onu karıştır, giydir. O 37 yaşında. Gördünüz? O haletin dişe vuruşu. Aynen. Aynaya bakıyorsun. Bunu gördüğün halde bunun saçını tarıyoruz. Oysa bunu taraman lazım. Bunu taraman gerekiyor, bunu tarıyorsun.
Bunu görmüyorsun ki, bunu görüyorsun. Böyle işte dünya. Acayip. Demek ki 37 sene, 40 senelik hücre yok. Öyle görünmesinin sebebi alttan öyle basıyor. Pompa. Üst katlara su basıyor. 37 tane haletin yansıması. Bir de şu, hissettiğin zaman, nefret ettiğin zaman, mutlu ve mutsuz, kızdığınız zaman her an değişken bir şey. Neyse, bunun adı hadistir. Uzun olmasın. Ama biraz içini doldurayım diye şey yaptım. Sonra madumdur. Yoktur. Yok. Yani manayı ismiyle fanidir. Yani hakikati bir kaynağı yok. Kaynağı derken esma, ama bizimle alakası yok. Kullanıyoruz. Şu anda ben kalemi kullandığım gibi. Bunu kullandığım gibi. Fakat manayı harfiyle Sani Zülcelal'in esmasını aynedarlık cihetiyle, yani ama Allah'ı bilirse, Allah'a aynedarlık. Allah'a aynedarlık derken biz Allah'a iyilik yapmıyoruz ha. Yani batındaki o çekirdek, batın derken çekirdek, ağacın çekirdeği bir de ağaç düşünün. Çekirdek ağaç. Bir çekirdek düşünün, bir de ağaç. Ağaç nedir? Allah'ın dışında şecere-i hilkatın adı ağaç. Onun yani arş-ı azam, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, alemana, alem misal, 18 bin aleme şecere-i hilkat denilir. Onu özüne al, meyve suyunu alır gibi özüne al, insana koy. Bunun adı ahsen-i takvim. Kainatın ahsen-i takvim artı kainatta olmayan aynı isamet. Başka bir şeyler de var. İşte bu insan bu mana bunu fark ederse, bu aynı darlığını, çekirdekliğini, o zaman ne oluyor biliyor musun? Vazifedarlık itibariyle şahittir. Şahit, şahitliği muteber olan. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir ismi de şahittir. Tarifçi. Yani insan bu itibariyle içinde aynı darlığı, şahitliği, tanıklığı hissettiği şeylerle ha böyle. Mesela ben nasıl bu evimi yaptım? Allah da bu kainatı yapmıştır. Değil mi? Ben nasıl ki itaat edenleri, itaat etmeyenleri, durumum şöyle şöyledir. İnsan kendi küçük ölçüleriyle Allah'ın kainattaki vasıf ve sıfatlarına şahitlik yapıyor. Ama şahitliği müteber. Herkesin noterde şahitliğini kabul etmiyorlar. Ben bir Darül Envar Vakfı'nda bir yetki vermek için, rapor almak için 3-4 ay uğraştım Bakırköy Akıl Hastanesi. 17 tane heyetten, 17 tane heyet adamı, doktor, psikiyatristin karşısına çıktık. Ona şahit olabilir misin, değil misin? Ya bir dünyevi bir şey için ha? 17 tane doktor. Yani bir yetki verecektim. Öyle vekalet değil. Vefat ettikten sonra verilen bir şey. Ona ne diyorlar? Vasiyet. Vasiyet alabilmen için noterden doktor heyetinden, birkaç tane değil. Heyetten rapor alman lazım. Ben vefat ettikten sonra şuraya kalsın her şey. 17 tane. Şimdi kardeşim, acaba bu adam şahit mi yani? Bu adam yetkili mi? Yetisi var mı? Alttan alıyorlar, hepsi bana bakıyor, ben de. Yani ikimiz de tilki gibi yani. Ben ben onlara bir şey vermek istiyorum. O beni, onlar bir şey atıyorlar, konuşsun ki gizlilikleri çıksın. Hepsini anlamakla beraber onları mani edip bu 17 tane insan doktor bana böyle bir daha nerede bulacağım? Böyle bulabilir misin? Seni böyle can kulağıyla sizden daha cevap dinleyen. Böyle. Ona bunlara ne anlatayım dedim ya. Düşünceyle. Allah Allah. Sen yetkili olduğunu dedi. Çok hoş. Sen yetkili olduğunu dedi. Yetkili olduğuna inanıyor musun dedi. Öyle zannediyorum dedi. Durdu birbirine baktı. Tabii ki diğer olsaydı hemen pat diye. Vay tabii tabii doktor bey hemen diyecek. Ne demek o dedi. Bak doktor bey dedim. Başhekim. Hem teneffüs ettim.
İnsan, bazı insanlar zekidir, bazı insanlar akıllıdır. İkisi bir arada olması çok zordur. İstisnalarda olur. Durdu bakıyor. Konuşturuyor, konuşturuyorlar ya. Lan ben oysa, Başan zaten böyle bir zeminlerde bulacağım. Rapor verse ne olur, vermese ne olur. Dedim ki bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığından, bu aklı yapana, bu aklı bağlamak akıllılıktır. Şaşırdı tabii, ulan nereden diyor bunu. İstemiyor böyle bir şey demeyi. Ama bu akılla bu aklı idare ederse zekidir. Eğer insanın zekabeti önde, aklı arkada ise onun dünyada başı dertten kurtulmaz. Çünkü kendi kendini o bataklıktan çıkarmaya çalışacak. Ama bu aklı yapana, aklı bağlarsan ki buna vahiy denilir, o zaman rahat edersin. Gemiye yükünü koyarsın. Tamam tamam dedi, bunu geçelim. Ama yılan girdi tabii kafaya. Timsah gibi kemirecek o. İstersen hadi. Tabii bize de fatura çıkarttılar. Dedi ki bu adam en sıfırdan beri gelecek. Meğer hepsiyle tanışmam lazım. Kardeş bak, rahat etmen için. Niye böyle oldu demedim. Ben bir şey anlatmam lazım her vesileyle. Petrol koyarken arabaya pompacıya bir şey demem lazım. Ekmek alırken bir şey demem lazım. Her şeyi ganimet kabul edin. O zaman kendinizi kötü hissetmeye zamanınız olmaz. Ha, şahittir. Şahit, Allah Resulü'nün bir ismiydi. Yani yetisi ve yetkisi var mı? Var insanın. İnsan manayı harfiyle şahittir, meşhuttur. Meşhut, bununla işaret edilen, insanla anlaşılan. Ancak insanla Allah anlaşılır. Cenab-ı Hak bir hadisi kutsisinde bir mana diyor ki, herkesin bir sırrı var. Herkesin. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. İnsanla Allah mabeyninde 742'de diyor galiba, 642. He, 642 kalı meselesini kızılacağız da, insan ile Allah arasında mabeyn bir berzah yoktur. Yani bir makam yok. Bir irtibat kuracak hiç kimse yok. Ene ile yok bir şey yani. İşte insana ne deniliyor? Bu meşhuttur. Yani meşhut, bununla işaret edilen, bununla anlaşılan ancak insan. Böyle bir şeysin. Arkadaşlar bu anlatılan derste en iyi veya bu dersi, şu dersi dinle, ondan sonra öl. Uzunluğuna kısalığına bakılmaz. Ömrün uzun ve kısalığına değil, kaliteliğine bakılır. 350 sene yaşayan da var. Firav. Çınar ağaçları 700-900 sene yaşıyor. Kereste kütük. Bir saat yaşa, insan yaşa. 900 bin sene hayvan gibi, odun gibi yaşatsak ne olur? Yani bu manaların anlaşılması için uzun ömüre gerek yok. Ne olur ne olmaz. Kısa zamanda anla git. Sonra uzun olursa bakarsın ayağın kayar. Kısa ve ya veya şöyle diyelim. Allah Resulü tabiriyle onu şey yapmayalım. Hayırlı ise ki Allah'ın izniyle hepinize inanıyorum. Hepimiz böyleyiz. Hayırlıdır. O zaman toprağın üstü toprağın altından daha hayırlıdır. İstemeyin diyor geçmeyi. Tamam. Ama ne diyeceğiz? Allah'ım ömrümü hayırlı ve bereketli kıl. Değil mi? Amin. İsteyenler olmuş ama değil mi abi? Olmuş. Ama Allah Resulü'ne teklif etmiş. Azrail Aleyhisselam'a demiş ki git müsaade iste. İstiyorsa al ruhunu. Yoksa İstediği kadar devam etsin. Selam veriyor. Diyor ki, Rabbim diyor ki, müsaade ederse, biz onun ümmeti değil miyiz? Eğer sana muhayyer bırakmış, istiyorsan istediğin kadar yaşayabilirsin. Ya Cebrail kardeş, Allah'ımın muradı neydi? Durdu, gene bu cevap verdi. Seni göndermesiydi. Allah'ım ne istiyorsa o. Ben olsaydım, tabii ya 500 sene falan yaşayayım ya. Yani şimdi olur mu ya, vakti mi geldi? Musa Aleyhisselam öyle yaptı ya. Uzun istedi. Biz Muhammed ümmetiyiz. Aleyhissalatü vesselam. Ne diyeceğiz? Allah'ım ne istediyse o.
Neyi murat ettiyse. Arkadaşlar, kaliteli yaşamak lazım. Hayatımızın içerisine kaliteli koyabilir. Kaliteli olması için hayatın içerisine 4 tane sorunun cevabını koyacağız. Hayatımıza 4 soru soracağız. Nereden geldim? Dayanak noktası. Nereye gidiyorum? Kimim ben? Burada ne işim var? Bu soruları sor, cevaplar hayatının kalitesini yükseltiyor. Marka oluyor. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ben kimim? Niye buradayım? Ha, bu cevapları arasan ki zaten bu sorunun cevabı için buradayız hepimiz. Hayatımız kalite oluyor. Allah beni kahretsin. Kur'an'da da Allah yemin ettiği için söylüyorum. Ben sizi teselli için demiyorum. Şu 1 saat şu derste bulunup kabul ederek, bak anlayarak ki anlıyorsunuz, anladığınız kadar ve kabul ederek 1 saat şu dersi dinleyip öl gitsen değer yani. Yaradılmana, yaradı dünyaya gelmene değer yani. Bunu duy git. Ahirette diyeceksin ki ya Rabbi orada bir ders vardı ya. O ene denilen bir şey. Onu açar mısın ben şey yaparken Şecer-i Hilkat'ten Şecer-i Hilkat'ı aç Türkçesini. O eneyi bir göster. Hem ben okurken. Meşruttur dedik. Vacittir. Vacit bununla ortaya çıkan Allah'lık hakikati insanla ortaya çıkmış. Başka yok. Bak arkadaşlar ufaltonu ondan sonra eğer buradan çalışır mı mouse? Çalışır. Ver bana bir. Bak şimdi. Arkadaşlar oraya bakar mısınız? Bak bunun hakkında hiçbir bilgi yoktur. Mahiyeti zatiye hiçbir zaman bilinmeyecektir. O bir insanoğlu için meçhul-u mutlaktır. Asla ve kata. Hiçbir şey, hiçbir işaret belirlenişi yoktur. Onun dışa vuruşu, şunat-ı zatiye, şu. Nereye gitti mouse? Ha şurada. O oradan esma çıktı, şey, sıfat çıktı. Esma çıktı. Esmanın ve sıfatın bütün... Ah işte bu ene dediğimiz bu. Burası. Ha, bu. Şu anda sen Zeytinburnu'nda oturuyorsun. Şuradasın bak. Bu derste seni... Yok değil mi bir şeyle çıkartacağız? He? Tamam. Ha, gidiyor. Gidiyor. Acele etme. Çünkü kaç seneden beri kendini arıyorsun. Bir 5 dakika sabret. Adamlar hep kendini aramış. Bak. Ne kadar aşağıda. Biz daha mouse da inemiyoruz da. Orada nasıl geldik ya? He ya. Vallahi mouse da iniyor. Aha burada bu oturuyor musun bak. Aha bu sensin şimdi. Bu yuvarlak olması o enenin içindesin demek için. O yuvarlak o ene aynı. Başıyla kulüvallahu ehad küllehu küfüven ehad. Başı da ehad, sonu da ehad. Bak şurada oturuyorsun. Şu anda bu dersi dinleyerek sen şuraya çıkmak istiyoruz. Bak. Bak bu çıktım yok mouse'u vereceğim abi. Bak buralara çıkıyorsun. Bunlar hep 18 bin alemi tanımlayan isimler. Bak bu sarıda nefis şeytan buradan takıldı. Sonra çık yukarıya. Çık yukarıya. Ana halterleri göstereyim. Ana trafoları göstereceğim. Ana trafodan bir tanesi şu. Cennet cehennem. Görüyor musunuz? Buradan takıldı bize. Buhran bunalım, panik atak, depresyon, olumsuz enerjiler şu cehennemden. Müsbetler bu cennetten geldi. Ondan sonra cennetin üstü kalptir. Kalpteki hislerimizin cemi alem-i şehadette şeceri hilkatte ise arştır. Onun üstü lef-i mahfuzdur. Şu yeşil. Şey mavi. Onun üstü arş-ı azamdır. Arşla arşı karıştırmayın. Ve Allah Resulü'nün son geldiği imkan ve vücub ortasında kabu kayfseyn. Yani yay gibi. O buraya geldi. Ve konuştuğumuz
şey bu, ene. Bak burası, Nur-u Muhammediye. Onu duy, gör, öl, git. Göreceksin ahirette ne demektir bu. Hiç endişe etme. İnandığın gibi olacak senin Azrail. Hiç endişe etme. Öyle olacak. Azrail, hadi derse gidelim, hadi çıkalım demenin adıdır vefat et. Çok şahitlerini biliyorum. Çok. Bir tanesinde videosunu çektim mesela. Baba dedi rüyada iki gün. Ya dedi ben dedi hastanede sana bakarken abdeste çıktım dedim. Geldim hemen ahirete geçtin dedi ya. Baba yani ben ne nasıl oldu? Oğlum dedi ben de anlamadım dedi. Sen bilir misin dedi. Gerçi bilmezsin dedi yaşlı adam. Falanca ağa vardı. Falanca ağalar derler. Eski bir adam. He demiş. O geldi beni ziyaret etmeye hastaneye. O. Onu ben çok severdim. O da beni severdi diyor. Kışın eve oturmaya gelirdi diyor. Otururduk diyor. Çok güzel sohbetler yapardık. Benim hasta olduğumu duydu geldi dedi. Sonra dört kişi yatıyorlarmış hastanede. Gelince aa şaşırdım. Çok sevindim dedi. Seni memnun edecek birisi gelecek. En çok kimi seviyorsa. Ondan sonra Harun'um anlıyor musun? Sonra geldi diyor sol tarafta bana gelene kadar o adama bir baktı hastaya. Girdi dedi. Geç, böyle geçmiş olsun manasından ama laf etmemiş. İkiye gelmiş. Üçe gelmiş. Bana dedi ki ben de heyecanlandım. Yani artık sohbet mi edelim gidelim mi demi. Hemen dedi ben de yataktan çıktım. Oğlum çıktım dedi başka bir şey anlamıyorum. Odadan çıkmış geçmiş öteye. Haf ve rıca da var. Hafı da Allah Resulü'nün hadisi de o da var. O da var. Ama dikkat ederseniz asrın manevi bir tefsiri olan Risale-i Nur 28. sözde cenneti anlatırken cehennemi yarım sayfa anlatıyor. Korku değil insanı sevgi inşa eder. Ben seni seviyorum canını veriyor her şeyini. Fakat karşılık ben seni sevmiyorum deyince hemen atlıyor köprüden aşağıya. Sevilmediğini bilirse gidiyor. İnsan için en büyük hedef Allah beni seviyor ümidiyle olmak. Abi şeytan nasıl bu arada müdahale ediyor? Ehli imanın imanına nasıl müdahale ediyor? Ha, şimdi biraz önce bir sarı bir yer göstermiştim. Eğer arkadaşlar bir de alır. Orada takıldı bize. Şimdi nasıl yapar biliyor musun sevgili kardeşim? Vefat anında adam gibi yaşarsan Allah'ın öyle cunudullahı var ki savaşta 50 bin, 40 bin indirmiş ya. Can cinlerin cemi. Can, han, dan, man, tam, test. Bu bilinen. 6 bin çeşit Gazali'ye göre vesaire. Ruhaniler, melekler var. Okuduğun her bir mana. İkinci emir daha 108'de şöyle diye geçiyor. Tabi 208'de. Okuduğun her bir sayfa. Her bir sayfa. Ahirette senat berat olacağı gibi. Berat seneti olacağı gibi. Biraz önce anlattım işte namazdır, oruçtur, kitap okumak, tefekkür. Bunlar pozitif enerji. Müspet yani. Tamam. İşte bunlar bütün doğdun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan. Kadı kâmetil selam, kâmet. Sonra ezan ve kâmet namaz için. Namaz ne sen kılıyorsun ne de oradakiler. Niye ezan kâmet? Sonra cenaze namazını bile sen kılamıyorsun. Kendi namazını. Salat hayatın. Doğdun, öldün, hayatın bütünlüğünün donmuş hali Azrail'dir senin. O geliyor, şeytan da kenardan gelecek. Diyecek ki diyor, hadiste geçer. Sana su vereceğim, Muhammed inkar et. Ulan be geri zekalısı, affedersin salak. Yani ben, yani imanımı suyun üzerine mi koydum ben ömrüm billah ki suya imanı değiştireceğim. Çünkü nur talebesi, Risale-i Nur'u tefeyyüz ederek, tefekkür ederek okuduğu için akılda kalmıyor iman. Ta dem ve damarlara, hissiyatlara, latifelere giriyor ki şeytanın ne eli ne hayali girer oralara. Bak şeytan burada. Bak buraya kadar müdahale edebilir. Yukarıya çıkar mısın?
Bundan sonra hiçbir hakikatimize, ki oradan gelen hakikatimize müdahale edemez. Bak. Mülk alemine kadar mı müdahale edemez? O kadar. Mülk de. Yani şeytan nereden takıldıysa, şöyle diyeyim. Elma, gel geri. Tomurcuk, gel geri. Dal, gel geri. Gövde, gel geri. Kök, çekirdek. Daha geri gidebilir misin? Şeytan nereden takıldıysa en son bizi vurabileceği yer orası. Yani şeytan kürsten takıldı. Kürse kadar ki hakikatimize müdahale edebiliyor. Ama imanın yeri ta kabuk kafseyi. Yukarısı ha şurası ya. Çık. Ulan buraya şeytan nasıl girer ya? Buraya ne? Girebiliyorsa helal olsun adamı yani. Bütün kapılar açılmış adam. Açılsa zaten iman etmiş olur. İmansız ondan aşağı kürsten yukarı geçemez. Ey vesveseliler. Bir daha bak imanın yeri burası. Ey vesvese yapanlar. İmanım gitti diyenler. Yine. Vesvesenin kaynağı. Şurası. Büyütme. Ufak biraz. Burası. Buradan sana söylüyor imanın gitti. Ulan iman nasıl gidecek? Ta nerede? Onu nerede müdahale edecek? Ta tepede. Şeytanın hayali bile gitmez oralara. İmanın gitti gibi zannetmen kamil imanlı olduğunu delildir. Neyse. Hadi vücuttur. Vaciptir dedik. Mevcuttur. Mevcut şu. 18 bin alemi bütüne getirmiştir. İnsan. Böyle mevcuttur. Şu makamda tezkiyesi ve tahtiri şudur. Vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır. Anlamadım üstadım. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar zulümat Adem'e, zulüm Adem içindedir. Yani ben yapıyorum. Ben muktedirim. Ben hakimim. Ben bunları yapıyorum. Aynen bütün 18 bin alem kadar zulümata düşer. Neyi yapıyorsun kardeşim? Daha tansiyonuna, nabzına, kan şeylerine, hücrelerine. Nereye hakimsin ya? Kalbin hakim misin ya? Kalbin hakim misin ya? Neye hakim olacaksın ya? Neyin hakimisin? Adsini bil. Haddini bil insan. Yani vücudu şanslısına güvenip mucid hakikiden gaflet etse, yani Allah'a bırakıp kendi kafasına göre takılsa, sanki Allah ile hiç alakası yokmuş gibi yaşasa, kendini gaflete soksa, arabaya biniyor, düğmeye basıyor. Zang 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 zang. İş yerinde zang 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 zang. Geliyor eve, dum 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 televizyon. Ya kafa kalmıyor ki. Kafa hiç boş bırakmıyor adam. Niçin biliyor musunuz yapıyor? Zevk aldığını zannetmeyin. İçinde cehennem gibi kor var. Ya iman ve amel, itaat ve istiğfarla, tövbeyle açar mısın? Bir arkadaşımız sordu, hemen ona cevap versin. Abi geçmişteki günahlarımızı neyle temizleyeceğiz? Temizleme şeyi var, kuru temizleme atölyesi var. Kuru temizleme dükkanı var insanda. Sayfa 80'i açar mısın? Lemalar 80. Kuru temizleme atölyesine bakın. Ey geçmişinden muzdarip olan kardeşim. Geçmişinizin temizleme aletinden bahsedeceğim size. 78 mi? 4. 75. Yo ben ne dedim? 80. Kafam ne diyor? Ben ne diyorum? Sizde hata yok. Ha? Doğru dedim. 80 mi? Aç 80. Açtın mı? Niye çıkmadı o? Veya ben mi iş yapmadım? Bak. Allah Allah. Allah Allah. Ne temizleme aleti var ya vallahi. Diyeceksiniz ki fe subhanallah. Men tehere fi suni ukul. Özür dilerim. 73. Ey geçmiş günahlarından muzdarip olan kardeşim. Kuru temizleme atölyesine götürüyorum bak seni şimdi. Açtın mı? Aç kardeş. İşte ey ehli iman diye var ya orayı büyüt. Herkes görsün. Yukarı. İlhamlı tamam işte şu. Orayı büyüt. O paragrafı büyüt. Bak. Şeytanların bu müthiş tahribatına karşı en mühim silahınız. Dikkat et cümleye bak. Cihazat-ı tamiriyeniz. İlginizi çekti mi? Bir Almanya'da bir hanım buldu bunu. Yani ilgisini çekti ve bana bildi. Ben ilk defa gördüm bu tabiri. İlk defa. Neymiş? Cihazat-ı tamiriyeniz. Geçmişimizi Aladdin'im, abim benim. Tamir aletimiz neymiş biliyor musun? İstiğfar, istiğfardır ve euzbillah
demek de Cenab-ı Hakk'a ilticadır. Bu. Tamir bu. Kalamın sünneti seniye. İstiğfar ve euzubillah demek de Cenab-ı Hakk'a ilticaymış. İstiğfar. Ve Allah'a ilticaymış. Neymiş? Tamir aletimiz. Bozulmuş cihazı, musluğu tamir etmek. Ya tabir çok önemli ha. Ey geçmişi günahlarla olan. Ama herhalde ilginizi çekmedi, biraz heyecan olmadığına göre ki benim gibi günahlarınız geçmişte yok galiba. Temiz adamsın. Tertemiz adamsınız. Size bugün bal ve kaymak gibi bir müjdeydi bu. Abi ne yapacağız git? Aha. Tamir. Tamirhaneye götüreceksin arabayı. Allah belanı versin. Ne olursa olsun lan. Niye bozuldun telefonu deyip atıyor musun? Tamire götürüyorsun. Ha. Ruhu tamirhaneye götüreceğiz. İstiğfar ve euzubillahimineşşeytan deyip Allah'a iltica. İstiğfar ve iltica. İstiğfar ve iltica. Tamir. İki ağızlı Türk anahtarı. İngiliz gavur anahtarı değil. Yani vücudunda yani vücudu şahsisine güvenip mucidi hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsı şahsı